İyi günler Beliz Hanım. Şerman. Buyurun Beliz Hanım. Yok bir şey. O zaman iyi çalışmalar. Oo, dram. Kavga etmiş bunlar. Allah Allah, güle oynaya gelirler normalde. Şimdi kızlar, beden dili benim uzmanlık alanım olduğu için aktörlükten dolayı ondan anladım ben. Geçmiş olsun, üç vakte kadar ayrılır bunlar. Abart. Ne? Aşk dedin bana soracaksın ya. Bitti bu iş diyorum. Şşt, mort. Ayrılmaz ya onlar. Rüya çift ya. Erman'la Beliz yani. Hem çok aşıklar ben biliyorum. Yani bak, hastane yıkılır, onlara bir şey olmaz. Neyse ben kaçtım, hadi görüşürüz. Yavaş. Bir dakika, 12 saniye geç kaldım. Ferman Hoca beni sordu mu? Sordu. Umarım sormamıştı. Sordu mu? Sana da günaydın Ali. Yok, kimse sormadı. Merak etme. O zaman sakinleşebilirim. Nasıl geçti yeni evinde ilk gecen? Güzeldi. Ev sahibiyle tanıştım. Sanırım gözleri bozuk. Aa, niye? Kontratı yaparken pazarlık yapmadım. Gözlerim yaşardı dedi. Bir göz doktoruna görünse iyi olur. Ya, deyim o. Yani gerçekten gözleri yaşarmadı. Ya şimdi böyle gözlerimiz yaşardı diyoruz ki işte hani çok duygulandım falan. Gel. Selamlar Adil Hocam. Gel çocuk, seninle konuşmamız lazım. Gel. Otur. İnsanları ikna etmen gerekiyor çocuk. Hangi konuda? Cerrahi konuda kendini ispatladın ama insan ilişkilerini halletmen gerekiyor. Daha mı sevimli olmalıyım? Ya o konu tamam, o konuda sıkıntı yok. Ben iletişimden bahsediyorum. Başka bir departmanın hastasını alamazsın mesela. Üstlerinin lafından çıkamazsın. Eğer böyle yaparsan benim seni ciddi bir şekilde uyarmam gerekiyor. Sanırım anladım. Yok, yetmez. Ben bir özet geçeceğim. Hani sen aklına geleni yapmaya alışıksın ya. İşte bugün o gün değil. Bugün insanları dinlemeyi öğreneceksin. Tamam? İnsanları anlayacaksın. Ya şu insanlar bir görsün senin uyum sağlayabileceğini. Bu imkansız değil. Değil mi çocuk? Bugün sizi memnun edeceğimden yüksek oranda eminim. İyi. Evin anahtarlarını şuraya koy. Bir de şu kağıda evinin adresini yaz. Eşyaları halledelim. Evimdeki gibi olacak değil mi? Aynı eski evimdeki gibi. Merak etme. Aynı eski evimdeki gibi olacak. Evet, nedir? Burcu Tınaylı, 36 yaşında, 23 haftalık gebe. Gravida 3, parite 0. Fetüsün saklımında tümör var. Antifosfolipid sendromu yüzünden ameliyat çok riskli hocam. Şu an hamile olması bile riskli. 3 kere düşük yapmış. Tümörü takip etmek için hemen ultrason yapmalıyız, hemen. Fetüsün boyu 30 santim. Tümörün boyuysa 10 santim. Ne kadar büyük. Tümör kan akışının büyük bir kısmını kullanıyor. Bu da fetüsün kalbini zayıflatıyor. Yani yaşamınızı tehlikeye sokuyor. Üzgünüm Burcan. Üzgünüm. En güvenli yol hemen gebeliği sonlandırmak. En güvenli yolla ilgilenmiyorum ben. Tümörü alın, bebeğim yaşasın. Sendromunuzdan dolayı uzun ameliyatlar sizin için çok tehlikeli Burcu Hanım. Pıhtılaşma riski çok yüksek.
Bakın, anlatamadım galiba. Tam 3 düşük yaptım ben. Her seferinde Umut'la odasına eşyalarını hazırla. Sonra bomboş ellerle dön hastaneden. Bu defa olmaz. Eğer bir bebeğimi daha kaybedeceksem yaşamanın hiçbir anlamı yok. Burcu, ne diyorsun sen Allah aşkına? Doktor bey, Allah aşkına ikisini de kurtarmanın bir yolu yok mu? Burcu Hanım çok riskli. Çok riskli. Burcu, duyuyorsun değil mi? Bak, çok riskli diyorlar. Ne olur gel vazgeçelim bu işten. Olmaz. Asla vazgeçmem. Asla vazgeçmem. Bir yol var. Emboli. Pıhtı atma riskini ameliyat öncesi enfeksiyone heparin infüzyonuyla kontrol altına alabiliriz. Sonra da fetüsü çıkartıp ameliyat ederiz. Duydunuz mu? Bir yol var işte. Doktor Ali Vefa, dışarıda konuşabilir miyiz? Hepiniz. Geçmiş olsun. Bir daha hastaların yanında benimle zıtlaşma. Zıtlaşmadım, çözüm önerdim. O çözümü ben de biliyorum. Riskli olduğu için önermiyorum. Hocam hasta bebeğini çok istiyor ama bu seferlik Ali'yi dinlesek. Fetüsü yerinden çıkartıp ameliyatı yapıp tekrardan yerine koymamız gerek. Vay, wow. Vakaya gel. Bakın, bu ameliyatı çok istiyorum. Belki sizden bile fazla. Ama ne kadar zor ve ender rastlanan bir ameliyat olduğunu biliyorsunuz. Detaylı inceleyeceğim. Ben de yardım edeceğim. Yardım falan etmiyorsun. 5005 numara Rahmi Özyener kalp krizi. Onun yanına gidiyorsunuz. Dosya bu. Al Demir, yanındasın. Ben mi? Demir mi? Hocam niye ben ya? Demir hadi. Hocam. Dün gece bana Ali ile ilgilen demiştiniz ama hocam. Evet, ilgilen dedim. Ali'yi bana karşı savun demedim. Gereğinden fazla sahiplendin. Bunu tahmin etmeliydim, benim suçum. Ali ile gün boyunca hiçbir şekilde kontak kurmuyorsun Nazlı. Ali kendi ayakları üstünde durmayı öğrenecek. Anlaşıldı mı? Nazlı! Rahmi Bey. Beni duyuyor musunuz? Ben Doktor Demir Aldırmaz. Şu an İstanbul Özel Berhayat Hastanesi'ndesiniz. Kalp biliniz bozuldu, kalp krizi geçirdiniz. Bu bir ilk krizim değil. Evet, daha önce 2 miyokardiyal enfarktüs geçirmişsiniz. 75 yaşındasınız. Yani kalp yetmezliğinde son seviyedesiniz. Yani ölüm... Ali Bey! Dosyayı alabilir miyim? Ama... Size... Bir ventriküler pil takacağız. Evet. Böylelikle hem acınız azalacak hem de %3 ihtimalle... ...5 yıl daha fazla yaşayacaksınız. Rahmi Bey, pilinizin gelmesini bekliyoruz. Sonra size ameliyat alacağız. Geçmiş olsun. Ali Bey. Abi 30 defa dedik. Lütfen bak. Lütfen girme şu Azrail moduna ya. Yani insanları öleceksin falan deyip korkutma insanları. Garip garip istatistik verip kafalarını da karıştırma. Ne oluyorsa söyle çık. Ama ben en iyi ihtimali verip hastayı rahatlatmak istemiştim. Aslında hasta %91 ihtimalle 2 yıl daha yaşayacak. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hastaya yalan mı söyledin? Yalan söylemedim. Yalan söylemekle becerikli değilim ben. Ben ihtimaller arasındaki en iyimser olanı söyledim. İletişim yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum da. Ha. Demek iletişim yeteneklerini geliştireceksin ha? Güzel. Bak. O zaman ameliyat onan formunu sen imzalat hastaya. Heh. Teşekkürler. Kolay gelsin.
Rahmi Bey. Rahmi Bey form. Rahmi Bey. Rahmi Bey. İstemiyorum. Anlıyor musunuz doktor bey? İstemiyorum. Alın şu bebeği karnından. Karımı bana geri verin. O bebek sizin de bebeğiniz. Özür dilerim ama. Doktor bey, bebek her zaman yapılır. Ya karımı kaybedersem bir daha nasıl geri gelecek? Hepsi o Ali Bey denen doktorun yüzünden. Hem siz demiyor muydunuz bu ameliyat imkansız diye? Peki o doktor bey neden şu an durduk yere umut veriyor bize? Ali Bey asistan. Ben vereceğim kararı. Benim de incelemelerim de... Etmesin devam mevam. Anlıyor musunuz? Bu ameliyat yapılmayacak. Kocası olarak onay vermiyorum. Anladınız mı beni? Duruyor musunuz hemen, durmuyor musunuz? Murat Bey. Duruyor musunuz, durmuyor musunuz? Ben sadece hastamı dinlerim. Odamdan çıkar mısınız? Öyle mi? Peki. Benden günah gitti. Bunu siz istediniz. Bekleyin ve görün, tamam? İyi günler. Rahmi Özyener. Kayıp hasta Rahmi Özyener. 75 yaşında, 1.80 boyunda. Rahmi Bey gitmiş. Nerede olabilir? Sizi dinlemek isterim. Buyurun anlatın, dinliyorum. Bunlar bütün çıkışlarımızın görüntüleri. Eğer hastanız çıkmış olsaydı onu görürdük. Hala içeride bir yerlerde. Sıkma canını. Yani yaşlar %58.3 ihtimalle ameliyattan korkar zaten. Öyle mi? Saçmalama oğlum, attım ya. Ne yapacağız peki? Cazibeye bir şey yok. Sın. Ben imzalatacağım dedim formu, sen imzalatacaksın. Lan karışma. Ya demiş ya işte güvenlikçi hastanede diye. Saklamıştır bir yerleri, git bul adamı ya. Anladın? Ali, adamı bul. Bul Ali, bul. Alo güvenlik. Rahmi Özener. Adam hastanede bir yerde. Dikkat edin kaçmasın, adam kalp hastası. Rahmi Bey. Geçmiş olsun. Rahmi Bey'i gördünüz mü? Rahmi Bey'i gördünüz mü? Beyaz saç. Rahmi Bey. Merhaba Tanju Bey.
Mailime bakabildiniz mi diye soracaktım. Bu gebe olan hastam Burcan'ınla alakalı. Süper Ferman yine kahraman olmak istiyor. Doğru anlamış mıyım? Ameliyat hakkındaki fikrinizi merak ettim. Benim hakkımda değil. Ben olsam yapmam. Beceremezsen bölümün başarı oranı düşer. Bölümün başarı oranı düşerse ödeneği düşer. Ödeneği düşerse böyle ameliyatlar yapamayız. Peki ya çocuk kurtulursa? Anne kurtulursa ve başarı oranı artarsa? Ferman Bey, bu pek mümkün görünmüyor. Ama hasta seni, sen karar ver. Teşekkür ederim, çok yardımcı oldunuz. Şöyle gel çabuk. Tamam. Gel. Gel şöyle gel. Daha iyi misin? İyiyim. Tamam, sessiz. Neden? Çünkü Ferman Hoca kendi başının çaresine baksın dedi. Ama ben sana yardım edeceğim. Ne oldu? Neye ihtiyacın var? Rahim Bey ameliyattan korktu, kaçtı. Hiçbir yerde bulamıyorum. Çatıya baktın mı? Bodrum'a? Tamam. Şimdi sen Bodrum'a bakıyorsun, ben çatıya bakıyorum, tamam mı? Bulan öbürüne haber versin. Tamam? Hadi. Ali. Gitsene, niye gitmiyorsun? Bana yardım etmeden duramıyorsun. Neden bana yardım etmeden duramıyorsun? Dururum. Ya Ali, şimdi bunun sırası mı? Bak, yakalanacağım Ferman Hoca, hadi. Tamam, hadi koş. Hastam Burcu Hanım, 23 haftalık gebe. Riskli bir ameliyat almak istiyorum ama eşi istemiyor. Ameliyat engel olabilir mi, olamaz mı? Yasal olarak mı? Hı. Bir kocanın eşinin ameliyatı üzerinde söz hakkı yok hukuken. Müthiş. Ama bir babanın çocuğunun ameliyatı üzerinde söz hakkı var. Ben bu bebeği ameliyat etmek istiyorum, onu kurtarmak istiyorum. Ne yapmam lazım siz söyleyin. Patron sizsiniz. Eşiyle ben bir konuşayım. Teşekkür ederim Beliz Hanım. Ferman. Buyurun Beliz Hanım. Burada yalnız asanım demene gerek var mı gerçekten? Bu sorunuzu mesai bitiminde cevaplasam Beliz Hanım. Olur mu? İyi çalışmalar. Hocam. Evet. Kalp hastamız pacemaker'ı yerleştiremeden kaçtı. Durumu acil mi? Son durumu iyiydi. Ali'ye çaktırmadan aratıyorum zaten hemen. Takipteyim. Ferman! Bu durum benim için okey değil. Tamam mı? Yani bu haller, bu tavır ben kabul etmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Beliz. Evet. Pardon. Burada tartışmasak şöyle gelir misin? Tartışma yok Ferman. Konu net. Ben böyle yabancı gibi davranamam. Yapamam. İyi de Beliz, bunu ben istemedim ki. Ben mi istedim? Tamam. Hata ettim. Sevgilim olduğun için kafanın dikine gidiyorsun dedim. Hayır, Ferman olduğun için kafanın dikine gidiyormuşsun. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Oldu mu? Yetti mi? Normale döneceksen dön Ferman. Çünkü ben böyle duramam. Senin gözünün içine bakıp böyle hiçbir şey misin gibi yapamam ben. Neden? Çünkü kimsem kalmıyor başka. Beliz.
kimsem kalmıyor başka. Benden uzak duramadığın için gel istiyorum. Gelmek istediğin için gel. Halime üzüldüğün için değil. Rahmi Bey. 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 Rahmi Bey, nabzınız atıyor. Yaşıyorsunuz biliyorum. Ben Doktor Vefa. Rahmi Bey lütfen kalkar mısınız? Yet başımdan. Rahmi Bey yukarı çıkmanız lazım. Pilinizi takmam lazım lütfen. Bırak beni oğlum bırak. Rahmi Bey. Yet. Ama pil takmamız lazım. Bırak beni. Ama o zaman ölürsünüz. Anlamıyor musun oğlum? Ben de onu istiyorum zaten. Bırak huzurlu öleyim. Neden ölmek istiyorsunuz ki? Karım beni terk etti geçen. İlk bypass ameliyatımda aslan gibi başımda durdu. Bana baktı. İkincisinde bavulunu aldı gitti. Şu halime bakın. Yapayalnızım. Yorgunum. Yaşım 70 küsur. Bir pil daha taktırsam ne olur, taktırmasam ne olur? Eşiniz sizi sevmiyormuş ki. Sevseymiş, 5. değil 15. bypass ameliyatında da yanınızda olurmuş. Sizi sevmeyen birisi için ölmek istiyorsunuz, çok saçma. Nasıl konuştum? Çok mantıklı konuştum. Sizi dinledim ve çok mantıklı bir cevap verdim. Hadi şimdi gidelim, pilinizi takalım. Mutlu mutlu yaşayalım. O dediğin imkansız artık oğlum. İmkansız diye bir şey yoktur. Düşük ihtimaller vardır. Ben hep düşük ihtimallere inanırım. Bence siz de inanın. Hadi. Gidelim bari. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.